Mickey Mouse'un burun yapımından devam ediyoruz. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 4 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle daire haline getiriyorum. Ve şimdi her bir ilmeğe çift batıyorum. Ve 4 olan sık iğne sayımı 8'e çıkartacağım. Üçüncü sırada bir sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir sonraki sırada iki sık iğne öreceğim. Bir arttıracağım. Sonra üç sık iğne öreceğim. Bir arttıracağım. Dört sık iğne öreceğim. Bir arttıracağım. Beş sık iğne ör. Bir arttır. Ve en son altı sık iğne ör. Bir arttır. Yapıyorum. Oraya kadar gelelim arkadaşlar. Arttırmaları yapalım. E, son sırayı da zaten düz örüp böylelikle burun kısmını da bitireceğiz. Evet, altı sık iğne ör. Bir arttır kısmına kadar geldim. Şimdi son sıradayım. E, son sırada da her bir ilmeğe sadece bir tane sık iğne yapıyorum. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz örüyorum. Ve sıra sonunda toplamda 32 olan sık iğne sayımı bu sırada da koruyorum. Evet, en son bitirdikten sonra ilmek kaydırma yapıyorum. Üzerine almadan bu şekilde çıkıyorum. Dikiş için yine uzun bir iplik bırakıp kesiyorum. Şimdi burnun üzerindeki şu siyah yuvarlak kısmı da hep birlikte hemen yapalım. Burnun üzerindeki siyah yuvarlak kısmı için yine sihirli halka yapıyorum. Ve sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı daire şekline getirip ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi her bir ilmeğe çift batıyorum. 5 olan sık iğne sayımı 10'a çıkartacağım. Şimdi bir sonraki sırada düz örüyorum. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan her bir ilmeğe bir sık iğne. E, bu şekilde 3 sıra öreceğim ve toplamda 5 sıra olmuş olacak. Hadi gelin 3 sırayı düz örelim. Daha sonra yine ilmek kaydırma yapıp Burnumuzu Siyah kısmında bitirmiş olacağız. Evet burnumuzun siyah kısmını da bitirdim. Şimdi bunlar bir kenarda dursunlar. Gelelim bir e, Mickey Mouse'umuzun örgüyle yapılan göz kısmına. Gözleri keçeden de yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için bakın beyaz keçemi bu şekilde kestim. Hemen üzerine siyah keçemi de bir ufağını kestim. E, gözün beyaz kısmında tekrar yuvarlak küçük kısmında bu şekilde koydum. Bunları e, Silikon tabancasıyla yapıştırıp hemen gelip bu kısma yapıştırabilirsiniz. Örgüyle örmek istiyorsanız da hemen gelin şimdi onu tarif edeyim. Örgüyle örmek için öncelikle beyaz kısımdan başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektikten sonra alttaki ilk ilmeğimi atlıyorum. İkincisine bir tane sık iğne yapıyorum. Son bir tane ilmek kalana kadar sık iğnelere devam ediyorum. 2 3 4 5 5 sık iğne çektikten sonra son kalan ilmeğime 3 tane sık iğneyi birden yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar kalan tarafı başa kadar örüyorum. 1 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 4 sık iğne yaptıktan sonra son ilmeğe geldim. Son ilmeği arkadaşlar son ilmeğe iki tane daha sık iğne yapıyorum. Yani baştaki ilmekle birlikte başlangıç noktasında da şu tarafta bakın 3 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Yalnız bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen başlangıç noktası için ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu sırada da bir sık iğne ördüm. Şimdi yanındaki ilmeğe bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı deliğe çift batıyorum. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 4. 4 sık iğne yaptım. Sonra yanına bir arttırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne. Yanına tekrar bir tane arttırma hemen yanına bir sık iğne ve şuradaki başlangıçtaki artırma yaptıktan sonra bir sık iğne yaptım sonra devam ediyorum 2 3 4 5 sık iğne yaptım sonuncusuna tekrardan artırma yapıyorum ve böylelikle bu sıram da bitmiş oldu şimdi ilmek belirleyicimi alıyorum Hemen bir sık iğne yapıyorum ve sıranın başına tekrardan belirleyicimi takıyorum. Bu sırada başlangıçtaki sık iğnemden bir tane daha yapıyorum. İki sık iğne yaptım. Şimdi arttırma yapıyorum. Ve sonra Bir sık iğne 2 3 4 4 sık iğne yaptıktan sonra Bir tane arttırma yapıyorum ve devam 1 2 sık iğne ördüm bir tane daha arttırma devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğne yaptıktan sonra bir tane arttırma yapıyorum son ilmeğe. Ve bir sonraki sırada başlangıcında ilmek kaydırma yapıyorum ve gözümüzün bu beyaz kısmını da böylelikle bitirmiş oluyorum. Dikiş için uzunca bir iplik bırakıp makasla kesiyorum. Şimdi hem ortasındaki siyah kısmı nasıl yapıyoruz yuvarlak onu hem de şu bakın siyahla bu şekilde çevresini nasıl dönüyoruz onu göstereyim hemen. Siyah kısımlı olan kısım çok kolay arkadaşlar. Sihirli halka yapıp içine altı tane sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum. Daha sonrasında beyaz kısma dikmeden önce öncelikle siyahı beyaz ile dikişini yapıyorum. Daha sonra kafaya dikiyorum. Bu kadar. Altı sık iğne yaptıktan sonra bakın e, ilmek kaydırmayla birleştiriyorum, uzunca bir iplik bırakıyorum dikiş için ve böylelikle ortadaki siyah kısım da hazır. Şimdi kenarlardaki çizgileri ben şu taraftan gelsin istiyorum şu göz için. E, her iki gözde mesela şu anda bana göre sol olan gözde sol taraftan başlayacağım, sağ gözü ise sağ taraftan başlayarak çizgiyi vereceğim hemen şuradan batıyorum siyah ipliğimi alıyorum bakın ve şimdi e, yalancı sık iğne diyoruz bazımız bazımız da e, ilmek kaydırma diyoruz yani üzerine almadan alıyorum ilmeğimi üzerine almadan bu şekilde çıkıyorum arkadan siyah ipliğimi alıyorum Bakın üzerine almadan ilmekten geçiriyorum. Arkadan aldım ipliğimi üzerine almadan çıkıyorum. Bu şekilde nereye kadar gitmesini istiyorsanız gözün çevresini beyaz kısmını dönerek devam ediyorum. Evet böylelikle gözümüzün çevresini de siyah kısmına dönmüş olduk. Kafamız örülü, gözlerimiz örülü. Şimdi bundan bir tane daha yapmanızı isteyeceğim. Ben de hemen parçamı öreyim. Ee, burnumuzun parçaları hazır, ağzımız hazır, kulaklarımız hazır. Ee, o zaman bir sonraki videoda dikişini tamamlayalım kafanın.